Şükrü Saraçoğlu stadında Fenerbahçe başlıyor. Evet, Fenerbahçe başlıyor. Bakalım nasıl bir karşılaşma olacak. FIFA'da kazanan Fenerbahçe'ydi 1-0'lık skorla. Bakalım burada neler göreceğiz. Mehmet. Caner. Grafikler daha iyi, ne dersin canım? Evet, bence de. PES daha böyle gözüm alışık. Emre, Kayt. Kayt çok güzel sıyrıldı. Emre vurur oradan. Emre, Emre Muslera. Evet, iki şut. Önce Burak'tan Volkan çıkarttı. Şimdi Emre Muslera çıkarttı. Hakikaten aslında maçın nasıl gideceğinin de bir göstergesi bu. Tekrar Selçuk. İyi orta. Çok tehlikeli. Gol ve gol ve gol. Galatasaray 1-0 öne geçiyor. Bir kurt gibi geldi. Unutturdu kendini. Burak gollerine bir yenisini ekledi. Süper golcü Burak'ın golü. Gol makinesi çalıştı. Burada Fenerbahçe savunması Burak'ı orada nasıl yalnız bıraktı? Hakikaten enteresan. Burak gibi bir golcü. Şimdi tekrar izleyeceğiz. Ön direkte yapayalnız kaldı. Hele orada bu kadar boş kaldığı zaman bir adam paylaşımında hata var. 3 oyuncu birden ileride kaldı. Ve çok net bir pozisyon. Çok rahat bir gol attı Galatasaray. Selçuk savunmaya kadar geldi, top çıkartıyor. Israrla Burak top istiyor. Selçuk çok tuttu ayağında topa. Çok tuttu. Sol çok güzel sıyrıldı. Son müdahale. Korner. Bu kornerler çok tehlikeli. Fenerbahçe etkin kafa vuruşları yapabilen oyunculara sahip ve gol. 1-1 oldu. 1-1 oldu. Gol geliyorum dedi. Fenerbahçe golü koklattı. Şimdi de tadına vardırıyor. Evet, iki takım da yan toplardan golü buldu. Yine burada aslında Galatasaray savunması bu topu uzaklaştırmakta çok zorlandı. Orada bakalım, bir daha izleyelim. Kalabalık bir yer aslında orası. Orada ters kafa. Ters vuruş var, evet. Sol. Çok sert. Kart bekliyoruz ve geliyor. Snyder maçın ilk sarı kartı. Evet, ilk yarının son pozisyonu olacak muhtemelen. Snyder ilk derbisinde derbi ateşini hissediyor. Derbi ateşini fazlasıyla hissediyor. Görmediğimiz bir soyuş Snyder. Ama Drogba çok hissettiğini zannetmiyorum şu an. Mehmet Topuz. Kale Muslera. Muslera 90'dan aldı topu. Korner. Uruguaylı hakikaten uzadı pozisyonda. Mükemmel kurtarış, mükemmel şut. İşte müthiş. Köşe noktasında yine Mehmet. Son anlar. İlk yarıda bir gol daha bulup devreye iyi girmek istiyor, moralli girmek istiyor Fenerbahçe. Şimdi Ziegler kaleyi düşündü. Gözler Cüneyt Çakır'da her an bitirdi diyebiliriz. Ve ilk yarının skoru 1-1. İlk yarının değerlendirmesi. Yani çok karşılıklı güzel bir maç oldu ilk yarıda. İstatistiklere de şöyle bakalım. Topa sahip olma da 50-50. Çok dengeli. Galatasaray da pozisyonlara girdi. Ama net pozisyon anlamında Fenerbahçe'nin bir net pozisyonu daha fazla. Galatasaray'a oranla zaten şut, kaleye bulan şut gerçi 3'e 2 ama neticede ilk yarıda bence ilk yarının hakkı da 1-1'di. İki yan top, yani iki takım da golü savunma hatalarıyla buldu. İkinci yarıyı şöyle yapalım mı? İkinci yarıyı biraz daha heyecanlandıralım. Biraz radyo anlatımı yapalım dilerseniz. Televizyonda bir radyo anlatımı dinletelim. Daha kalmış. Daha ne olur. Felipe Melo kendi yarısı aslında orta bölümünde. Şimdi geriye yöneldi Riera'ya. Riera sol iç boşlukta hareketlenen iki oyuncu var. Musa sol onu karşılamak istedi. Selçuk'a doğru. Selçuk sağ taç çizgisinin yanında. Top dışarıya gidiyor. Taç atışı kullanılacak. Bizim oturduğumuz tribünlerin karşısından taç atışını kullanma hazırlığında Fenerbahçe. Kayt Emre'yi gördü. Emre topu aldı. Bastıktan sonra Gökhan Gönül'e. Gökhan Gönül sağ taç çizgisini iyi kullandıktan sonra Kayt'ı gördü. Kayt rakip yer alanının orta bölümünde. Sağ iç boşluk olarak adlandırılan bölümden aktı. Ceza sahası yan çizgisi. Sağ taç çizgisi arasındaki dar alana girerken Riera'ya kaptırdı. Riera kendi yarı sahasının orta bölümünde. Şimdi toplu hareket halinde. Yanına kadar sokulan Snyder var. Mehmet Topal onu karşılamak istiyor. Orta çizgiyle taç çizgisinin birleştiği noktanın yaklaşık 4,5 metre rakip yer alana bakan dilimi içerisinden taç atışını kullanma hazırlığı içerisinde Galatasaray takımı. Sağ iç boşlukta geriye doğru yöneldi Gökhan Gönül'e. Gökhan Gönül toplu hareket halinde. İçeri hareketlenen sol var. Gökhan ceza sahası yan çizgisi. Sağ taç çizgisi orta içeriye. Penaltı noktasına doğru. Şimdi ceza sahası içerisinde
Korner. Topa dokunan Semih, köşe vuruşu Mehmet Topuz, çeyrek daireye topu dikti, ortasını yaptı, ceza sahasına inen top, savunma topu uzaklaştırdı, Mehmet top Alkaya'ya baktı, vurdu, penaltı noktasından topu uzaklaştırıyorlar. Ataklar her geçen dakika daha tehlikeli gelmeye başladı Fenerbahçe'de. Bu kez sol kulvar, sol iç boşluk, Reto Ziegler topla hareket halinde, Snyder'den sıyrıldı, güzel çalım, aldı verdi aldı. Şimdi Reto Ziegler, birinci hareket, sert müdahale, Cüneyt Çakır serbest vuruş, kritik bir yer. Evet, çok kritik. Gol gibi duran top, Hamit de sarı kart görüyor bu pozisyonda. Arada Rıdvan da girdi, zannediyorum gol olur. Yorum var mı? Abi Rıdvan mıydı sizin için? Rıdvan Hoca'ya da buradan sevgiler, saygılar. Melo sıyrılamadı, kaptırdı. Caner Erkin topu aldı, sol iç boşluğu hareketlenen iki oyuncu arapasını verdi. Ceza sahası yayı, gol pozisyonu, plasayı yaptı. Sekti gol oldu, sekti gol oldu. Fenerbahçe 2-1'i buldu, Musa sol attı. Mükemmel girdi, harika süzüldü. Ayak içi plasayı yaptı, Muslera'dan sekti, topu alara gitti. Hakikaten müthiş bir gol oldu, sen de müthiş anlattın Emre ya. Ben yoruldum. Gerçek bir ortamdaymış gibi hissettim. Hakikaten güzel pastı, güzel organizasyon. Yani şurada... Sov'un hareketlenmesi. Boğa gibi. Ama Muslera da içeri almış. Uruguaylı'ya yakışmadı. Uruguaylı burada biraz daha aslında. Sen telefonla konuşuyor musun? Etkili bir kaleci. Ya iki takımda da şunu görüyorum ya. Kaçırdı topu. İki takımda rehavet ama Galatasaray'da çok ağır rehavet var iki oyunda. Peki... Çok top kaybı var. Yani orta sahada Galatasaray çok top kaybediyor. Şimdi Gökhan Sağan, Eboué'ye. Eboué uzun bir top gönderdi. Orta çizgiyi geçen top Drogba'nın kafasında eridikten sonra Snyder'e, Snyder'den Drogba'ya. Drogba'dan Snyder'e. Snyder topla hareket halinde. Ara pasını verdi. Burak ceza sahasına sokulma çabasında. Burak topla hareket halinde. Burak pres yapıyor. Top sekti. Bekir İltegül tek vuruşla solda topu penaltı Selçuk ortasında. Selçuk geliyordu. Selçuk'un önüne atamadı Burak. Riera'dan Gökhan Sana. Gökhan San kendi yarı sahasının en gerisinde Selçuk İnan'a. Selçuk İnan topla hareket halinde sol iç boşlukta eksen etrafında döndükten sonra yerden Riera'ya. Riera'dan uzun bir pas. Topu göğsüyle kontrol eden Burak. İndirdiği yer Snyder. Yayın hemen dışı. Snyder birinci hareket, ikinci hareket. Pas Drogba. Snyder'e göndermek istedi Gökhan Gönül araya. Mükemmel girdi, soba taşıdı. Sol topu alma çabasında başarılı olamadı. Semih araya girdi. Semih'ten seken topu Hamit aldı. Orta yuvarlan rakip Anakan dilimi içerisinden Snyder'e. Snyder birinci harekette başarılı olma çabasında Emre araya giriyor. Top taşıyor Reto Ziegler'e. Reto Ziegler sol kanatta. Sol taç çizgisinin 1,5 metre iç kısmında Caner. Sol ayak içi kontrolü iyi. Rakipler alanın ilk metresi. Sova gönderdi. Sol orta yuvarlığa baktı. En sağ kanada doğru mükemmel bir pas. Gökhan Gönül'ün göğsünde eridi. Kayta. Kayt'tan Gökhan Gönül'e tekrar gelir mi? Kayt topla hareket halinde. Hollandalı etkili, hızlı, çabuk. Sağ kanada. Sağ taç çizgisi. Ceza sahası yan çizgisi. Orta içeriye. Vole denemesi başarılı olamıyor. Atak devam edecek mi Fenerbahçe adına? Hamit araya girdi. Hamit topu aldı. Sarı kartı var. Felipe Melo. Yerden pas. Snyder. Burak topla hareketlenen Burak. Birinci hareket başarı. İkinci hareket başarısız. Topu kaptırdı. Şimdi Sov aldı. Sov iki adamla karşı karşıya. Sov nefis çalımlar. Sekti. Caner kaleye sert vuruş. Savunma. Seken top. Felipe Melo Selçuk İnan uzaklaştırıyor. Tempo arttı bu dakikalarda. Orta yuvarlaktan kendi yarı sahasından çıkma çabası içerisinde Selçuk İnan. Arapasını verdi. Hareketlenen futbolcu şimdi o noktada. Burak. Volkan kaleyi terk etti. Dokundu. Topu dışarı gönderdi. Çok bir zamanlamayla çıktı Volkan. %100 bir gol pozisyonu. Dakika 85. Selçuk İnan topu aldı. Şimdi çekti. Mükemmel çalım attı. Riera ortayı yaptı. Gol pozisyonu. Drogba indiği nokta yayın üzeri. Atak devam ediyor. Eboué aldı. Eboué ceza sahasına girdi. Eboué topla hareket halinde pası verdi. Drogba sıyrıldı. Drogba gol pozisyonunda savunmada araya giriyor. Son anda uzaklaştırıyor. Şimdi Drogba hasta herhalde. Yani penaltı yok muydu orada? Bu kadar etkisiz olamaz. Yani Drogba'da bir sorun var. Şimdi uzun top indiği yerde Burak, indirilen noktada topu alan Gökhan Gönül. Gökhan topla hareket halinde. Gökhan pasını verdi Emre'ye. Emre yatarak kayarak müdahale. Sekti Snyder. Snyder'dan top bir kez daha sağ kanada Hamit'e. Hamit'in iyi pası Drogba'ya. Drogba dönme çabasında başarılı olamıyor. Üst üste hatalar ileride. 90 dakika bitti. Gözler maçı hakeminde. Şimdi ara pası. Sol gidiyor. Sol ceza sahasına girdi. Sol kaleciyle karşı karşıya. Gole gidiyor. Sol vurdu. Gol oldu. 3-1 oldu. Sol Galatasaray'ın fişini çekti. Sol muhteşem oynadı. Sol yani şu anda maça damgayı vuran Sol. Sol 3 Galatasaray 1. Yani kaçırmadı boğa gibi. Yani, al git vur gol. 3-2 topa derinlemesine atılan 2 topa müthiş hamle yaptı. Yanındaki oyuncuları da arkasından koşturuyor. Bak şimdi topu aldığı yere bak. Yani buradan tek başına gidiyor. Ceza sahasına girdiği zaman topla beraber çok güzel vuruş. Rakip oyuncuların çok önünde. Vuruş da güzel. Yani maça Sol damga vururken Drogba da ters manada Galatasaray'da damgayı vurdu. Sıfır konuştu. Sıfır oynadı yani bu maçta Drogba. Artık Galatasaray bitti. Bitti. Cüneyt Çakır son düdüğünü çaldı ve mücadelenin sonucunu ilan etti. Evet şimdi Fenerbahçe 3 Galatasaray 1. Yani gollü olacak dedim ve gollü oldu.